Bünyesinde Viking Star, Viking Nona ve Viking Suite otelleriyle otelcilik alanında hizmet veren Viking Oteller Grubu, Kiriş'te yer alan Park Oteli de bünyesine dahil etti. Viking Park adı altında hizmet verecek olan otel, özellikle kış aylarında yaşlı İskandinavları ağırlayacak. Başta futbol olmak üzere yürüyüş grupları, voleybol ve handbol gibi takımları da misafir edecek. Viking Grup kurucu ortaklarından İbrahim Yıldırım, gruba yeni dahil olan Viking Park Oteli ile ilgili olarak bilgiler verdi. Bizim Kiriş'teki yeni açacağımız yer Viking Park olarak ismi altında devam edeceğiz. Dediğim gibi hem aile konsepti açısından da çok gerçekten yani çok geniş alanı var ve 3 futbol sahamız var otelin tam önünde. Geniş bir havuzumuz var, büyük bir havuzumuz var. Kaydıraklar olacak. Denizi zaten hani 200 metre aşağı yukarı 200 metre denizden hani yakın bayağı. Bu İskandinavlar için gerçekten hani özellikle kışın yaşlılar için inanılmaz güzel bir yer. Zaten dedim ya futbol açısından da düşündüğünüz zaman elimizde 3 tane futbol sahası var. O da büyük bir avantaj. Bir canlılık getirmek isteriz. Hani yastışı olayı bence artık Kemer'de de olmalı diye düşünüyorum ben. Bu sadece bizim çalışmamızla tabii ki yeterli olmayacak ama eminim öbür hani tur ajantaları veya tur operatörleri de aynı şeyi yapmayı hedefleyeceklerdi diye düşünüyorum. Bu bir şey, hani bu ciddi bir çalışma isteyen bir iş. Biz yıllarca bu işi yapmaya hedefliyorduk. Şimdi o hedefe doğru bayağı bir yaklaştık diyebilirim. İbrahim Yıldırım, Kemer'de yaklaşık 1300 Norveçli ailenin yaşadığına dikkat çekerek, orada yaşadıkları şehirler ile Kemer'in kardeş şehir olması için çalışmalar yürüttüklerini de söyledi. Kardeş şehir çok önemli burada. Yani İspanya'ya baktığınız zaman bir sürü İskandinav şehirleri şehirler, İspanya'daki şehirlere kardeş şehir. Ben yıllarca Norveç'te kaldım ve onları hani gördüm hakikaten. İspanya'ya gittik, gördük. Bayağı bir yaşları, işte grupları falan acayip etkiliyor. Onun için bizim özellikle Norveç'te, aşağı yukarı 1300 aile falan yaşıyor burada Kemer'de Norveç'te. Onların geldiği şehirlerden kardeş şehir çalışmamız var ve biz o belediyelerle görüştük. Çok ilgi duyuyorlar ve bizim bu Kemer'deki yani bizim başkanla da görüştük. Sağ olsun o da tabii ki hay hay dedi. Bu çalışmamız devam ediyor. İnşallah 2-3 ay içinde kardeş şehir Haugesund ve kardeş şehir Karmøy iki ayrı farklı yerden Kemer işte Kemer ve kardeş şehir yapmayı hedefliyoruz. Bu olacak inşallah ve eminim bayağı bir katkısı da olacaktır. Hem reklam açısından hem de burada yaşayan Norveçliler açısından da önemli. Bu hedefe ulaşacağız diye düşünüyorum önümüzdeki, en geç önümüzdeki sene için.